Avalanche'ın sunduğu haftalık gündeme hoş geldiniz. Haftanın önemli blockchain ve kripto para haber başlıklarının hep birlikte inceleyelim. Bir Ethereum katman 2 çözüm olan Arbitrum'daki stake oylaması sonuçlandı. Arbitrum DAO, ARB token sahiplerinin getiri karşılığında token stake etme teklifini oylamaya açtı. Söz konusu teklif çoğunluğun oyuyla kabul edildi. Almanya'nın 3. Büyük Bankası DZ Bank, kurumsal müşterilerinin kripto varlıklarını saklayabilmek için lisans başvurusu yaptı. Lisans alım süreci tamamlandığında DZ Bank, Siemens'in kripto varlık tahvili de dahil olmak üzere birçok kripto menkul kıymetleri için saklama hizmeti sunacak. Güney Kore'nin telefon operatörü olan SK Telekom, mükemmel bir Web3 deneyimi için Aptos Labs ve Atomix Lab ile ortaklığını duyurdu. Kripto para borsası Kraken kendi katman 2 ağını başlatmak için blockchain şirketlerinden bazılarıyla görüşmeler yaptığını duyurdu. Kraken'in görüştüğü şirketler arasında Polygon, Metrelabs ve Nil Foundation bulunuyor. 8-9 Kasım tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşen Binance Blockchain Week'te Binance yeni web 300 cüzdanını duyurdu. Binance ve Güç Wallet şu anda Ethereum ve Avalanche'ın da aralarında bulunduğu 14 blok zincirini destekliyor. Avalanche House İstanbul'a geliyor. Dev Week kapsamında Avalanche, Avalanche House etkinliğini gerçekleştiriyor. Etkinlik 14 Kasım Salı günü yapılacak. HSBC Ripple Labs'e ait teknoloji firması Metalco partnerliği ile kurumsal müşteriler için dijital varlık saklama hizmeti sunacağını duyurdu. Hizmetin 2024 yılında başlatılması planlanıyor. Kripto para borsası Poloniex saldırıya uğradı. Tron kurucusu Justin Sun yaptığı paylaşımda saldırganlara bir hafta süre tanındığını ve çaldıkları varlıkları iade ederlerse %5 ödül kazanacaklarını duyurdu. Binance CEO'su CZ ise her türlü yardıma hazır olduklarını söyledi. Celsius Network'ün 2 milyar dolarlık geri ödeme planı mahkeme tarafından onaylandı. Celsius Network alacaklılara yaklaşık 2 milyar dolar değerinde Bitcoin ve Ethereum dağıtacak. Muhabit.com'u izlediğiniz için teşekkür eder. İyi haftalar dileriz.